Merhaba arkadaşlar. Bu derste layout kısmına bakacağız. Bir önceki derste formu oluşturmuştuk. Bu formun kod bölümünü anlatmıştık. Layout kısmı ise formun üzerine yerleşecek olan komponentlerin nasıl bir düzende yerleşeceğini ayarlıyor. Örneğin bir buton alıp formun üzerine sürüklediğimizde formun üzerinde çeşitli alanların ayrıldığını görüyoruz. Bu tür forma box layout deniyor. Çeşitli layout formları var. Fakat bizim en çok ihtiyacımız olan serbest form olacak. İstediğimiz yere komponentleri taşıyabilmeliyiz, rahat çalışabilmeliyiz. Bu tip layoutları pek kullanmak doğru olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan absolute layout'u seçiyoruz ve formun üzerine tıklıyoruz. Şu an Absolute Layout uygulanmış oldu. Source kısmına bakarsak layout'un Content Pane ayarlandı. Borderlar 5-5-5 olarak ayarlandı ve bizim üzerine Absolute Layout'umuz eklenmiş oldu. Bu aşamadan sonra örneğin bu butonu istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bu butonla başka nesneleri de birleştirebiliriz. Mesela text field serbest formda istediğimiz şekilde hizalamaları yapabiliriz. Bu layout kısmının üzerinde fazla durmayacağım arkadaşlar. Fakat bütün komponentlerin properties'inin olduğunu tekrar hatırlatalım. Örneğin buradaki text field alanına tıkladığımızda hemen properties alanında buna ait temel özellikleri görebiliyoruz. Aynı şekilde butona tıkladığımızda butona ait özellikleri buradan görerek değiştirebiliriz. Örneğin en basitinden text verisini değiştirip mesela yaz diye bir ifadeye çevirdiğimizde bu hemen form üzerinde de görülecektir. Peki kod kısmına gittiğimizde ne yapmışız arkadaşlar? Bir de ona göz atalım. Butonu oluşturduğumuzda yeni bir buton nesnesi oluşturuyoruz. Yine bu butonumuzun konumu, genişliği, yüksekliğini belirtiyoruz. Ve bunu content pane'e add komutuyla ekliyoruz. Aynı şekilde text field'ı da oluşturuyoruz ve en son buradaki content pane'e add diyerek text field'ı ekliyoruz. Peki hiyerarşik yapı ne oldu? Bizim buradaki frame'imiz üzerine tıkladığımda bakın seçili hale geliyor. Şu küçültme, kapatma, büyütme gibi düğmelerin bulunduğu Windows form alanını kapsıyor frame. Content pane iç kısmı kaplıyor. Biz bu content pane'in iç kısmına bu butonları yerleştirmiş oluyoruz. Yani bu butonlar artık content pane'e yapışmış oluyor bir anlamda ve buradan kullanıyoruz arkadaşlar. İlk programa geçmeden önce şöyle bir özellik yapabiliriz yani. Tekste yazılı olan şeyi mesela butonun yazılı olan kısmına aktarma işini yapabiliriz. Her nesnenin bir property alanı var. Şu küçük yeşil nokta ile gerçekleştiriliyor. Burada çeşitli olaylar var. Mesela on click olayı, mouse olayı, key mesela basılma olayı, herhangi bir düğmeye basıldıysa yapılacak işlemler veya durum değiştiyse gibi olaylar var. Fakat ilk etapta şöyle bir kod yazalım. Butonun üzerine çift tıkladığınızda hemen kod alanına geliyor ve bu kod alanında buton için bir event yazıyor arkadaşlar. Normal butonun üzerine tıklama eventini buraya gerçekleştiriyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Burası constructor sınıfında yapıldığı için bu tür metotların ya da listener'ların en aşağıda bulunması her zaman iyidir. Ya da bunu başka bir fonksiyona gönderip fonksiyon tanımlayarak orada çalıştırmak daha mantıklı olacaktır. Örneğin şöyle bir uyarıda bulunalım. Burada text field nesnesi buradaki eventten sonra yaratıldığı için text field'ın içindeki değeri bu butonun eventinde alamayız arkadaşlar. Hemen örnek verelim. Bizim text field'ımızın ismini yazalım buraya. Text field. Nokta dediğimde
Tabi burada text-filtered olmadığını bana söylüyor Java. Bunu buradan alamayız. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bu butonun eventini text-filtered'ın aşağısına almakta yarar var arkadaşlar. Text-filtered nokta get text derseniz artık ne yapabilirsiniz? TextField oluştuğu için TextField'ın herhangi bir özelliğini de almak isteyebilirsiniz. Set bounds ya da diğer özelliklerini almak isteyebilirsiniz. Bu event'in aşağıda bulunması her zaman iyi olacaktır. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Eğer sizin event'inizin aşağısındaysa komponentler değerleri alamayabilirsiniz. Peki bu get text'i neye eşitleyelim? Butonun tekstine eşitleyelim. Butonumuzun ismi ne? btn new button şeklinde verilmiş. Nokta set text diyelim. Burada yaptığımız işlem şu. TextField'ın içindeki yazıyı get text ile alıp butonun set text özelliğini atmış oluyoruz. Bunu çalıştıralım. Bir görelim ne yaptığımızı. Buraya deneme yazalım. Bastığımızda buradaki deneme yazısını butonun tekstine atamış oluyoruz. Bu en basit örnek. Peki Java'nın bize verdiği bu buton isimlerini bu şekilde kullanmak doğru mu? Kullanılabilir ama çok fazla buton ya da çok fazla komponent oldu mu bu isimler size sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla isimleri kendimiz adlandırmalıyız. Burada butonu yeniden adlandırmak ya da text field'ı yeniden adlandırmak istiyorsak tek tek buradan değiştirmek zahmetli olacaktır. Ya da burada üst tarafta tanımlanmışsa text field, burada değiştirmek zor olacaktır. Ayrıca burada değiştirdiğiniz nesneyi burada da değiştirmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla bunu design bölümünden değiştirmekte yarar var. Mesela butonumuzun ismini sağ tıklayıp rename diyelim arkadaşlar. Buton 1 diyelim. Okey diyelim. Kod kısmına gittiğimizde bakın ne yaptı? Buton 1 olarak verdiğim ismi kendisi otomatik olarak her yerde değiştirdi ve beni büyük bir zahmetten kurtardı. Aynı şekilde TextField'ı da rename edelim ve görelim nereleri değiştiriyor. TextField yaz diyelim. Okey diyelim. Source kısmına gittiğimizde yine o text yazı ifadesi bütün kullanılan yerlerde değiştirdi ve hatta burada en üstte tanımlanmış değişken. Bu değişkeni burada da değiştirdi arkadaşlar ve bizi büyük bir zahmetten kurtarmış oldu. Komponentlerin ismini design bölümünden sağ tıklayıp rename ile değiştirmek büyük kolaylık. Bunu deneyin. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste çoklu formlarla yani birden fazla formlar arasında nasıl geçiş yaparız, çoklu formlarla nasıl çalışırız? O konu hakkında bilgiler vereceğiz arkadaşlar.